Sessiz bir kalabalık toplanmıştır Sirkeci Garı'nda. Beşiktaş Kulübü idarecileri, sporcuları, yakınları, sevenleri son bir umut olarak tedavi için Viyana'ya uğurlamaktadır Şeref Bey'i. 27 gün kalır Avusturya'da. Tıbben uygulanabilecek tüm tedaviler uygulanır kendisine. Hastalığı karşısında tıbbın da çaresiz kaldığını anlamıştır Şeref Bey. Doktorlarla konuşur, hastaneden çıkışını alır. İstanbul'u ve Beşiktaş'ını çok özlemiştir. Geri dönecektir. Gittim, annemle rahmetli beni götürdü. Tanımamışım babamı. Çünkü babam şua tedavisi gördüğü için kapkaraymış. Dili de kapkaraymış. Baba, niçin dilin kara dediğim zaman çikolata aldım sana dedi. Ve o çikolatayı bana verdi. Ben kapıdan çıktım gülerek, çikolata elimde diye. Kapıda sonradan anlattıkları için biliyorum. Burhan Felek kapıda ağlayarak girememiş babamın yanına. Böyle bir anım var. Hayatı hep mücadelelerle dolu Şeref Bey, 12 ay süren son mücadelesini yakalandığı amansız hastalığa karşı verir. 12 Haziran Pazartesi gününü 13 Haziran Salı gününe bağlayan gece yarısı 0:20'de hayatında ilk kez girişmiş olduğu bir mücadelede yenik düşer. Hastalığı boyunca başından ayrılmayan babasının kollarında 39 yaşında hayata gözlerini yumar. Şeref Bey, Beşiktaş Kulübü'nde hakikaten bir semboldür. Hani Beşiktaş Kulübü için can veren insandır. Yani hani ben kulübümüzün canını veririm diyen insanlar vardır ya. Şeref Bey belki bunu söylememiştir ama kulübü için can vermiştir. Kanser hastasıyken, kanser sancılarında kıvranırken, tren o zamanın şartları altında, trenlerde zaten hani 18 saatte, 17 saatte falan Ankara'ya gidiyor. Gidip Emlak-ı Milliye'den, Milli Emlak İdaresi'nden Çırağan Sarayı'nın bahçesini kazandırmak için bir ömrünü vermiştir. Çırağan Sarayı'nın bahçesini en sonunda Beşiktaş Kulübü'ne mal etmiştir. Ve ondan sonra hastaneye gittiğinde çok geç kaldı söylenmiştir. Bunu da nereden biliyorum? Rahmetli babamın çok iyi arkadaşıydı. Valide Çeşmesi'nde oturdukları yollardan gençlik arkadaşı. Babam her cumartesi günü işten çıktıktan sonra ziyaretine giderdi ve üzgün bir şekilde eve gelirdi. Şeref Bey 1933 yıllarında öldüğünde ben çocuktum. Ama hani Şeref Bey'in ne kadar ümitsiz olduğunu babam hani hastaneden döndükten sonra eriyor, mum gibi eriyor, aslan gibi insan diye tarihsiz bir üzüntü içinde anlatırdı. Çırağan Sarayı'nın bahçesinde temel atılıp o zamanın futbolcuları, atletleri hepsi beraber paçalarını sıvayıp orada kazma kürek toprak hafriyatına başladıklarında Şeref Bey'in son nefesini Cerrah Başar Sanatisi'nde vermişti. Yani o bakımdan Şeref Bey'in Beşiktaş için hakikaten canını vermiş. İnsan tabirini kullanmak ve onu saygıyla, rahmetle anmak her Beşiktaş'ın değil, her spor adamının bir vicdan borcudur bence. Şeref Bey'in cenazesi önce Beşiktaş köy içine getirilir. Sporcuları, öğrencileri ve halkın oluşturduğu binlerce kişilik bir kalabalık köy içi meydanında toplanmış, 39 yıllık yaşamını Beşiktaş'a hizmete adamış bu müstesna insanın ardından gözyaşı dökmektedir. Türk bayrağına sarılı tabutu Sinanpaşa Camii'ne taşınarak cenaze namazı burada kılınır.
Beşiktaş'a mal etmek uğruna sağlığından olduğu Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapılan statada bir tören düzenlenmesini vasiyet etmiştir Şeref Bey. Şehir bandosunun çaldığı matem marşının hüzünlü melodisi eşliğinde sevdiklerinin elleri üzerinde tabutu Çırağan'a taşınır. Stat direğinde Beşiktaş Kulübü'nün arması simsiyah hazırlanmış bir bayrağı yarıya indirilmiş şekilde dalgalanmaktadır. Tabut, stadın ortasında hazırlanan iki masa üzerine konur. Binlerce kişi etrafını çevirir. İlk konuşmayı İdman Cemiyetleri İttifakı Reisi Halit Bey yapar. Törene katılan devlet adamlarından birkaçının daha konuşmasının ardından sağlığında zaman zaman küstüğü, zaman zaman barıştığı çocukluk arkadaşı, mahalle arkadaşı, futbolcu arkadaşı Refik Osman Top çok dokunaklı bir konuşma yapar. Ardından Şeref Bey'in yakın dostu, Beşiktaşlıların baba diye hitap ettikleri kulüp başkanı Abdülkadir Ziya Bey'in konuşmaya başlamasıyla birlikte törene katılan binlerce kişi artık gözyaşlarına hakim olamamaktadır. Şeref Bey'in naaşı, gerçekleştirdiği son hayali olan Çırağan'daki stadı tepeden seyreden konumdaki Yahya Efendi dergahına defnedilir. 39 yıllık kısa yaşamına çok şey sığdırmıştır Şeref Bey. Kuruluşunda sınırlı sayıda kişinin ferdi sporlarla uğraştığı özel bir kulüp kimliğindeki Beşiktaş Kulübü'nü halka indirmiş, halka sevdirmiş, halkla büyütmüş, siyah beyaz renk aşkını binlerce, yüz binlerce kişinin kalbine kazımayı başarmıştır. O, Beşiktaş'ın şerefidir. O, Beşiktaş'ın şehididir. Şeref Bey'in ebedi yolculuğa uğurlanmasından iki gün sonra 1932-33 liginin final niteliğindeki son maçında Fenerbahçe karşısına çıkar Beşiktaş. Son haftaya girilirken lider durumdaki Fenerbahçe ikinci Beşiktaş'ın 2 puan önündedir. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe stadında oynanacak maçta mutlaka galip gelmesi gerekmektedir. Şeref Bey Allah'ın emri her maçlarını ilk defa olarak siyah formaya gitti. Ve çıktık. Ondan sonra da bir daha da siyah forma giyip yani birkaç maç giydi ama yani şey değil, mühim değil. Yani esas forma değil, siyah forma değil. Şu siyah beyazı. Yani Şeref Bey öldüğü için onu giydik. Hatta birkaç maça giydik galiba öyle, hatırlıyorum. Ve o inanmasın ki onunca büyük cesaret verdi. O siyah forma. Yani Şeref Bey'in ölümü bizim takımın destekledi. Beşiktaş futbol takımı maça simsiyah formalarıyla çıkarken Fenerbahçeli futbolcular da Şeref Bey'in anısına göğüslerine birer siyah kurdele iliştirmişlerdi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan maçta Beşiktaşlı futbolcular baştan sona atak bir oyun ortaya koydular. Beraberliğin şampiyon yapacağı Fenerbahçeli futbolcular defans ağırlıklı bir futbol oynamayı tercih ediyorlardı. Simsiyah formalarıyla Beşiktaşlı oyuncular rakipleri karşısında birçok gol pozisyonuna girdiler. Ama olmadı. Kendilerini şampiyonluğa taşıyacak gol vuruşunu bir türlü başaramadılar. Maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Şeref Bey'in kurduğu geleceğin yenilmez takımı ezeli rakibi karşısında kıl payı kaçırıyordu şampiyonluğu. 1933-34 sezonu öncesi Beşiktaşlı sporcular, taraftarlar, çarşı esnafı, Kabataş Lisesi öğrencileri el birliği ederek moloz yığınıyla kaplı Çırağan Sarayı bahçesini mükemmel futbol sahası haline getirirler. Kulüp ikinci reisi Mimar Nuri Çapan'ın gayretleriyle stat tribünleri inşaatına başlanır. Ve stadın Çırağan yangınında ayakta kalmış Osmanlı'dan miras giriş kapısına alkışlar arasında şu tabela asılır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Şeref Stadyumu. 1933-34 sezonunda maçlarını son kez Taksim Stadı'nda oynadı Beşiktaş. Şeref Stadı sahasında idmanlara başlamışlardı ama tribün inşaatları henüz tamamlanmadığından resmi lig maçlarını kendi sahalarında oynayamıyorlardı. Hakkılı, hüsnülü, şerefli, hayatili, eşrefli kadro birkaç senedir kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu bu sezon yakalamayı başardı. 1933-34 İstanbul Ligi'nde şampiyonun adı bu kez Beşiktaş'tı. Şeref Bey'in ardından yeni başarılara imza atmak için adeta yeni bir lideri beklemiştir Beşiktaş futbol takımı. Ve o lider futbolcuların kendi içinden çıkacaktır. Sorumluluk alacak, takımın kaptanı, antrenörü, idarecisi her şeyi bu yeni lider olacaktır.
Hakkı kaptan takımın her şeyiydi. Takımı motive eden, takıma da Refik Osman'a da hakim olan, kulübe de hakim olan tek adamdı takviyeden. Her şeyini maçta enerjisinin son damlasına kadar, terinin son damlasına kadar sahada bırakan, oyuncularına ve takımına böyle sahip olan bir insan olamazdı benim gördüğüm Hakkı Yeten'de. Biz sahaya çıktığımız zaman futbolda bir kayda vardır. Benim bildiğim, öğrendiğim kadar atmak değil, attırmak da meziyeti. Atan sana, veren sana atarsın ama o veren insan da meziyeti. Ben eğer bu kadar sen gol kralı olmuşsam, bu kadar gol atmışsam, bunda 180-70 hakkın evi vardır. Bunu hiç zaman yükeltmem, cidden. Başlı başına bir takım derler. Ama hakikaten başlı başına bir takımdı. İdeal bir kaptan, büyük bir kaptan. Hakkı kaptan Kuleli'den Beşiktaş takımına alındığı zaman zaten Kuleli'de hem yüzme, hem güreş ve hem futbol üçünü birden yapıyormuş. Tam sportmenmiş. Şeref Bey onu getirmiş Beşiktaş kulübüne. Ve Beşiktaş kulübüne geldiği zaman Hakkı kaptana bir de barfiks yapıyordu. Adeleleri için barfiks yapıyordu. Bu eski kulüp, yıkılan en eski kulüpte güreşçilerin çalıştığı, boksörlerin çalıştığı yer. Hakkı kaptan günde en az yarım saat, bir saat gelir orada, güreşçilerle güreş tutar, barfiks yapar, muazzam vücut geliştirmesi yapardı. Ve onun için de çok kuvvetliydi. Yani topla giderken imkan yok, yıkılmazdı. Hakkı Baba disiplinli, sert, zamanında dövebilen, zamanında sevebilen, zamanında da paraları cebine doldurup aşağıda herkese böyle Alaturka usulüne şey dağıtan bir insandı. Yani o Hakkı demek kulüp demekti o zaman. Yani. Herkes bir tarafa, o bir tarafaydı. Başka türlü bir ağırlığı vardı onun. Başka türlü bir sistemi vardı. Başka türlü bir top tutuşu, topu göğsünde yumuşatarak indirişi, voleyi vuruşu falan, onlar başka ekoldü ve profesyonel değildi onlar bu kadar. Dışarıdan görünüşte kendisini çok sert, böyle baktığı zaman karşı takımı yıkar cinsler falan zannederlerdi. Çocuk gibiydi yani, çok çok tatlı bir insandı. Çok tatlı bir insandı. Çok da efendi bir insandı. Hiç bir defa kendinden küçükleri hiç kırmazdı. Hiç kırdığını görmedim ben daha şimdiye kadar küçükler. Hep mesela takımda oynarken Şeref'e kızardı. Kendi arkadaşı, kendi akranı olan Şeref'e kızar. Ve ona söylenirdi. Bizlere hiçbir şey söylemezdi falso yapsak dahi. Evladım öyle yapma da böyle yap falan derdi. Ona hüt 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 sert davranırdı çok. Her devrenin arasında Hakkı Yeten aşağıya gider, yüzünü yıkar, bir de baldırlarını yıkardı. Her tarafından soyunma odasına geldiği zaman böyle her tarafından sular akan bir adam olarak girerdi içeriye. Böyle sinemacı olduğum için o resmi şimdi çok iyi görüyorum ben. Hakkı kaptandan korkmamak mümkün değil tabiatıyla. O zaman yani yolda gezerken neredeyse herkes selam dururdu kendisine, bir idoldü. Ama ben Hakkı kaptanı ona karşı duyulan korkuyla anmak istemem hiçbir zaman. Hakkı kaptan çok saygı duyulması gereken bir insandı. Çünkü o en büyük saygıyı kulübüne, Beşiktaş'a göstermiştir. Ve de Beşiktaş'ın yüceltilmesinde çok büyük katkıları olan, etkileri olan bir büyük ağabeyimizdi. O yaratılışta sahip olunan bir şey. Haslet. Yani bir babalık, bir otoriter görünüş. Dediğim gibi korkutarak değil, sevdirerek saydırmak. O çok güzel bir duygu, o çok güzel bir haslet. Ben onda onu hep gördüm.
Hakkı Kaptan, hepinizin bildiği Hakkı Kaptanımız o kadar içi insanlıkla dolu, merhametle dolu. O dış kalıbının dışını, içini başka bir adamdı o sanki. O görünüşü olan her şeysi kulüptü. Ne evlendi, ne çocuk sahibi oldu. Bunların içinden yani babam nasıl kurtulmuş bilemiyorum. Yani evlenip de bizler olmuşuz, dünyaya gelmişiz. Hakkı Kaptan'ın her şeysiydi. Her şeysi Beşiktaş kulübüydü. Bize gelir otururlar önünde, yalnız ve yalnız kulübü, eskilerini, maçları anlatır. Hiç ne parada gözü oldu, ne pulda gözü oldu. Mükemmel bir insandı. İzmir'de Fuar Kupası. Fuar zamanında Fuar Kupası diye bir kupa oynanırdı İzmir'de. Oraya gitmiştik, maçı oynuyorduk Altay'la. 3-1 yeniktik birinci devre. Devre arasında girdi, küfür etmedi. Ama dedi ki bütün topları bana vereceksiniz lan dedi. Bütün toplar bana dedi. 3 tane gol attı ikinci devre. Bütün toplar Hakkı'ya verildi. 2 tanesini kornerden attı. Yani şeysiz, abartısız söylüyorum. Beli hizasına kadar yükselmişti öteki futbolculardan golü attığı zaman. Bir tanesini de iki beki ve kaleci beraber soktu. Kaleye öyle attı. Hakkı Kaptan benim gördüğüm bugüne kadar hiçbir takım kaptanının da olmayan meziyetlere sahip bir kaptan. Duruşu, bakışı, futbolcu topu ayağından kaçırsın, topu ya da dışarı alsın, şöyle bir dönüp bakması futbolcuyu hemen kafasını önüne eğdirirdi. Ve futbolcularına sahada o kadar hakimdi. Sadece futbolcular değil, karşı taraf takımı futbolcularına da hakimdi. Kısa boylu olmasına rağmen sıçraması çok güzeldi. Tank gibiydi, 3 kişi çarpıyordu, 3 kişi yıkılıyordu, Hakkı Kaptan gene gidiyordu. Ben Hakkı Kaptan gibi bir futbolcuya daha bugüne kadar Türkiye'de rastlamadım. Baba Hakkı'ya işte gazetecinin biri soruyor. Size niye bakışı bile faul diyorlar diye. Baba Hakkı'nın verdiği cevap çok anlamlı. Belki diyor benim dış görünüşüm sizin üzerinize böyle bir intiba uyandırabilir. Şimdi bakın isterseniz açayım bacaklarımı göstereyim. O yere bakan yürek yakanların tekme izleri vardı. Yani ben sert görünebilirim ama esasında hümanist bir insanım demeye getiriyor. Böyle bir insan. 1937-38 sezonu İstanbul Lig maçlarına tertip komitesindeki karışıklıklar nedeniyle ancak Kasım ayının sonlarında başlanabilir. Bu geç kalış nedeniyle maçların tek devreli lig usulü oynanmasına karar verilir. Lig maçları sonuçlandığında ilginç bir eşitlik ortaya çıkar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Güneş takımları ligi 24'er puanla tamamlamıştır. Daha önceki sezonlarda, örneğin 1934-35 sezonunda Fenerbahçe ile Galatasaray da ligi eşit puanda bitirmiş, federasyon bu iki takımın tekrar karşılaşarak şampiyonu belirlemeleri kararını almıştır. Yapılan final maçı da berabere bitince, ertesi hafta iki takım arasında bir maç daha tertip edilmiş ve lig kupası bu yöntemle sahibini bulmuştur. 1937-38 sezonunda ise ortaya çıkan eşitlik karşısında federasyon, lig şampiyonunun ilk kez uygulanacak averaj sistemiyle belirlenmesi yönünde karar verir. Beşiktaş'ın attığı gol 44, yediği gol 12, averajı artı 32'dir. Fenerbahçe 40 gol atmış, 10 gol yemiştir, averajı artı 30'dur. Attığı 34 gole karşılık 8 gol yiyen Güneş takımının averajı ise artı 26'dır. Bu durumda lig şampiyonunun Beşiktaş olarak açıklanması gerekmektedir. Nedendir bilinmez, federasyon bu kadar basit bir kararı açıklamayı sürekli geciktirmektedir. Sonunda işin kokusu ortaya çıkar. Garip bir kararla lig şampiyonu olarak Güneş takımı ilan edilir. Birkaç yıl önce Galatasaray kulübündeki bölünme sonucu ortaya çıkan, koptukları sarı kırmızı renklere nazire olarak Ateş Güneş ismiyle kurulan ve bir şampiyonluk kazanarak spor kamuoyuna meşruiyetini ispatlama amacındaki Güneş takımı, federasyon üzerindeki etkili idarecilerinin kulisleri sonucu emeline ulaşmayı başarır. Federasyon yetkilileri yüzleri hiç kızarmadan matematiğin tüm işlemlerini denerler. Sonunda Güneş takımını şampiyon yapacak formülü bulmayı başarırlar. Akıllara durgunluk veren bir uygulamayla atılan goller yenilen gollere bölünür.
Bir tek bu formül uygulanırsa Beşiktaş bertaraf edilebilmekte ve ancak bu durumda 4.25 averaj elde eden Güneş takımı 3.66 averajlı Beşiktaş'ı geçebilmektedir. Böylece ligde Güneş takımını 3-1 yenmiş Beşiktaş'ın elinden masa başı oyunlarıyla alınan şampiyonluk federasyon kararıyla Güneş takımına ikram edilir. Ne yazık ki bu şampiyonluk bir takım saha dışı güçlerin Beşiktaş'tan çaldığı ne ilk ne de son şampiyonluk olacaktır. O yıl hakları olan şampiyonluğun göz göre göre ellerinden alınıp bir başka takıma verilmesine isyan eder Beşiktaşlılar. Hakları olan şampiyonluğu kaybetmek onları çok üzmüştür. Birkaç ay sonra ise Türk milletinin her ferdi gibi kendilerini çok daha derinden etkileyecek büyük bir üzüntüyle sarsılacaklardır. Milli mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün hastalandığı haberleri 1938'in Ocak ayından beri halk arasında konuşulur olmuştu. Temmuz ayına gelindiğinde ise etkisini artıran hastalık Dolmabahçe Sarayı'ndan hiç çıkmamacasına yatağa mahkum etmişti atayı. Sentlerindeki sarayda hastalıkla mücadele eden atalarının sağlığıyla ilgili haberleri, yapılan resmi açıklamaları endişeyle takip ediyordu Beşiktaşlılar. Hayatı boyunca giriştiği her mücadeleden galip çıkan bu muzaffer komutanın hastalığa karşı verdiği mücadeleden de galip çıkmasına dua ediyorlardı. Atanın iyileşmesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ulusa seslenmesi, Türk halkının ortak bir beklentisi haline dönüşmüştü adeta. Ancak beklentilerin, dileklerin, duaların aksine gelişiyordu her şey. Ajanslar hastalığın kritik günlerine gelindiğini, büyük komutanın zaman zaman komaya girdiğini duyuruyordu bir süredir. Dolmabahçe Sarayı giriş kapısında sürekli bir hareketlilik göze çarpıyor, atanın başucundaki nöbetlerini her iki saatte bir arkadaşlarına devreden doktorların yaşadıkları çaresizlik artık yüzlerinden okunuyordu. 8 Kasım akşamı Anadolu Ajansı'nın bugün saat 18.30'da hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir şeklindeki açıklamasıyla başlayan bekleyiş sadece endişeli değil, son derece hüzünlü bir bekleyiştir bundan böyle. 9 Kasım akşamının resmi tebliği ise uzun zamandır kabul etmek istemedikleri bir gerçeği, atalarını kaybetmekte oldukları gerçeğini tüm ulusa ilan etmektedir adeta. Saat 20'den itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval vehamete doğru seyretmektedir. Ertesi gün sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'ndan yapılan tek cümlelik açıklama bir ulusu bütünüyle gözyaşına boğar. Saat 9:05 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. Atatürk'ün naaşı tahnit edilerek Dolmabahçe salonunda özel bir katafalka yerleştirilir. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu mukaddes tabut 3 gün müddetle milletin ziyaretine bırakılır. Kemal Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider. Muharebe meydanlarında efsanevi bir kumandan. Devlet kuran büyük siyaset adamı. Milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı. Koca bir milletin, kendilerini parçalanan bir imparatorluğun enkazından çekip kurtaran atalarıdır. 20 Kasım'a gelindiğinde binlerce İstanbullu, defalarca uğurladıkları atalarını bu kez gözyaşları arasında Ankara'ya uğurlarlar. Atatürk, daha erken harbiyede 3. sınıf talebesiyken adını duyduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yıllar boyu çok yakın ilişkiler içerisinde olmuştur. Beşiktaşlı idareciler ve sporcular da 1. Cihan Harbi günlerinden Milli Mücadele günlerine, Cumhuriyet'in kuruluş günlerinden Cumhuriyet devrimlerinin hayata geçirildiği günlere kadar her an atalarının yanında ve hizmetinde olmuşlardır. Atatürk günü diye Fenerbahçe Stadı'nda bir şölen tertip ediyor Beşiktaş Kulübü ama tek başına değil. Fikir Beşiktaş Kulübü'nden geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Güneş kulüplerine teklif ediyor bunu.
Yani bir Atatürk günü yapalım. Büyük Atay'ı anmak için, ona saygımızı göstermek için diye. Bu olayı da bana Fuat Balkan Bey anlattı. 1960'lı yıllarda Spor Sergi Sarayı'nda bir Beşiktaş Kongresi'ne gitmiştim ben. Artık ben de kongre üyesiyim o sıralarda. Fuat Balkan Bey mikrofonu aldı eline. Bu 19 Mayıs olayını ilk defa orada anlattı. Sonra Beşiktaş'ın, eğer tarihine bakarsanız, yani Beşiktaş'ın tarihinin, daha doğrusu kuruluşunun diğer kulüplere, Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a göre önemli farklılıklar sergilediğini görürsünüz. Yani çok temeli olan, temeli çok sağlam olan. Bir kere Atatürk'ün silah arkadaşlarının kurduğu. Ben TRT için program yaparken Fenerbahçe'de Ergun Hiç Yılmaz'da genel sekreterliğini yaptı orada. Kongre üyesidir. Onunla yapar, tarihçidir. O Atatürk'ün Beşiktaş'ta olduğunu belgeleriyle ortaya koydu. 80-90 tane en azından sporcuyla katılıyor Beşiktaş olduğunu. Şöyle. Bu kadar büyük ses getirince Ahmet Fetkeri Bey bunu daha geliştirmeyi düşünüyor. Şimdi o 1930'lu yıllarda o dönemin spor dergilerine bakarsanız böyle 2-3 yılda bir Ankara'da spor kongreleri yapılıyor demektir. İşte bütün spor kulübü mensupları, idarecileri falan Ankara'da toplanıyorlar. Sporla ilgili bir takım yenilikleri, bir takım şeyleri orada müzakere ediyorlar. Yani spor kongreleri adı. İşte o Şölen'in hemen akabinde Ankara'da böyle bir şeyde, kongrede Ahmet Fetkeri Bey kürsüye çıkıyor. Bu Atatürk gününden bahsediyor. Diyor ki oradaki delegelere, bunu 19 Mayıs şeyinde, yani 19 Mayıs günlerinde her yıl tekrar edelim. İşte 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı adı altında Atatürk'e ithaf edelim bunu diye. Tabii hemen alkışlarla bu kabul ediliyor. Akabinde Atatürk'e sunuluyor bu şey, proje. O da okeyliyor. 1937 yılında bunun resmen kanunlaştığını görüyoruz. Eldeki belgelere göre 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı olarak. Yani 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı Beşiktaş Kulübü'nün düşünüp ortaya attığı ve tatbik ettiği bir bayramdır. Bu da bilinsin. Ama böyle bir insan ne gördüm ne tanıdım. Cidden Atatürk bu şüphesin müstesna bir varlıktır. O için onun gönlünden dolayı iftihar ediyorum her zaman. Ama ufak çocuktum başka. Onun bir efendim. Bir değil. O zaman karşıya kadar. İkinci adam ben çıktım. Tabii kazandım bu maçı. Yalnız sayıyla kazandım. Ve o kadar farkı yaptım ki tuş yapamadım. Bizim maç bittikten sonra Atatürk geldi. Kapılar açtılar, camlar açtılar, havalandırdılar vesaire. Şimdi Atatürk gelince bizimkiler şey kesildi. Arslan kesildi. İtalyanları silip süpürdük. 5-1 mi 5-2 mi maçı kazandık. Atatürk o zaman geldi. Mustafa'nın yenildiğini şeyden telefondan şey yapıyormuş, takip ediyormuş Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda. Fakat çok üzüldüm ki benim maç bittikten sonra geldi. Ne olurdu benim maçta gelseydi. Beşiktaş Kulübü Atatürk'ün uğradığı değil, içinde parladığı, güneş olduğu bir yer. Atatürk bu Selanik'te 1981'de doğmuş, fakat 1915 yılında Akarettaya'daki bu evde Beşiktaş Kulübü'nün yanında bir kez daha bir güneş olarak Türkiye üzerine doğmuştur. Atatürk'ün vefatını takip eden 11 Kasım günü Cumhurbaşkanlığına onun yakın silah arkadaşlarından İsmet İnönü seçilir. İnönü Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Halk Partisi Genel Başkanlığı'na da getirildiğinden yönetim üzerinde geniş otorite sahibi olmuştur. 26 Aralık 1938'de toplanan 1. Olağanüstü Kurultay'da partisinin değişmez genel başkanı seçilir ve kendisine milli şef sıfatı verilir. Bundan böyle 12 yıl boyunca Türk milletinin kaderini milli şef belirleyecektir.
İsmet İnönü, dünyadaki ekonomik krizin dalga dalga yayılan etkilerini devletçi politikalarla göğüslemeye çalışır. Sanayiyi canlandırmak için seçtiği yol, kamu iktisadi teşebbüslerine olabildiğince destek olmaktır. Türk milletinin kaderini eski bir asker olan milli şefin belirlemeye başladığı 30'lu yılların sonunda, Beşiktaş'ın kaderi de eski bir askeri okul talebesinin kaptanlığıyla şekillenmeye başlar. Birlik Mahçesi, Kerem Salı'ndaki Galatasaray Kalesi'ne hakkı yerden çok sıkı bir tut etti. Zaten topa çok insafsız vururdu. Top ondan çok daha fazla olurdu herhalde konuşması olsaydı. Düşmana vurur gibi vururdu. Öteki taraftan yanında da Şeref abi vardı. O da sol volesini oturttu mu, o da bir duvarı yıkabilirdi yani. Olur ama sana hocam ayağının topuğunu, yani istediği gibi oturmazsa ayağına kabahati ayakkabısını olup ayakkabısının topuğunu yere vururdu. Topuğunu değil, burnunu yere vururdu. Bunlar güzel şeylerdi. Bunlar büyük insanlar. Ben bu futbolu kurmayı öğrendiğim bir şey yok, rüyamda gördüm. İnanır mısınız? Takdir ederdim. Rüyamda gördüm. Ama o gole bir Allah dergisidir. Ben goleye çok güzel vurdum. Öbürüm ben bir güzel vurdum. Bir gole çok değerliymiş. Ben onu dahi bilmezdim ama topu kaleci görmezdim. Topu attığım zaman topu bakmazdım bile kaleye. O kadar emindim ki kendimden. Hatır Raktas'ın attığı o gol avut diyor. Yanayken nerede avut diyor. Ortalık birbirine geldi. Kadısı golcü. Ağları delip gitmişti. Avuç girdi. Baba Osman kaleci avuç atış yaptı. Ve maç devam etti ama Beşiktaş seyircisi tam bir galeyan halindeydi. Neyse ikinci yarıda Hakkı tekrar bir gol attı. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. Sahada Aslan, Köhünan, dışarıda Melek. O kadar çok iyi bir insandı. Ve onun sayesinde Beşiktaş çok büyük şeyler, başarılar elde etti. Ona demişler ki bir gün, Fener'e gideceksin sen demişler ya. Öyle mi demişler? Kime karşı oynayacaksın ona demiş. Bu kadar çok büyük beşiktaşıydı. Hakikaten büyük beşiktaşıydı. Maç bittikten sonra oyuncular sahadan çıkarken bu rahmetli Fahri Soner'le dediğim bölümü Recep, Fahri, Sami yedikten sonra beni bekleyin beraber çıkalım diye. Peki geliyorlar arkadaşlar, ellerinde çantalarıyla bekliyorlar, Hakkı kaptan da geliyor. Kerestan'ın turnikeli bir kapısı vardı küçük kapı, bir de büyük kapı, merler kapı açılıyordu. Merler değil de demir durumda, beyaz boyalı olduğu için merler üstüne verildi, hala duran kapı. Evet. Bir çıkıyorlar ki Beşiktaş çevirinin bütün seyircisi kapının önünde. Hakkı kaptan. Dağılın diye bağırıyor. Hakkı kaptan dağılın der de orada taraftar durur mu? Çiğ yavrusu gibi dağıldılar der de taraftar. Kimisi Beşiktaş tarafına, kimisi park tarafına, kimisi Ortaköy tarafına dağılıyor. Gelin diyor. Bunları yanına alıyor. Hakaretlerdeki tramvay durağına kadar götürüyor. Tramvaya bindirip mutluyor. Ondan sonra kendisi evine mi gidecek artık? Lokale mi gidecek? Nereye gidecek? Soruyor. Rahmetli Fahri abi, Fahri Soner. Orada ben bir boş bulundum. Daha bizim işte tramvaya bindirmeden. Kaptan, maçı kazandınız. Ya beraber etseydi, ya kaybetseydiniz, gene bizi buraya kadar götürür müydün diye soracak oldum. O golünü avuç saydığımızdan fazla öfke gösterdi derdi. Ne demek sen beni ne zannediyorsun bari filan diye köpürmüş orada.
Böyle şövalye insanlardı o. Hakkı Yeten, Beşiktaş kaptanlık pazu bandını taktığı gün takım arkadaşlarını çevresinde toplar. Bakın arkadaşlar, bundan böyle herkes benim dediğimi yapacak. Top yerden kurvaze, cenahlara oynanacak. Orta sahalardan şutlar atılacak. Top yerden ancak kanat değiştirirken kalkacak. Uzun paslarla oynanacak. Gerekirse takıma bu oyunu oynayabilecek yeni gençler alınacak. İşte Beşiktaş'ın oyun stili bu olacak. Hakkı Kaptan'ın direktifleriyle belirlenen Beşiktaş'ın yeni oyun stili, o güne kadar Türkiye liglerinde alışılmadık bir stildir. Kaptan'ın tarif ettiği, hücum organizasyonlarını uzun paslarla kanatlara yayan, mücadeleye ve kondisyona dayalı futbol anlayışı o sıralar yalnızca İngiliz takımlarında görülmektedir. Beşiktaş, bu yeni oyun sistemiyle rakiplerini peş peşe dize getireceği altın devrini yaşayacaktır. 1938-39 sezonunda Hakkı'nın kaptanlığındaki Beşiktaş takımı namağlup İstanbul Lig şampiyonu olur. Bir önceki sezon garip bir averaj hesabıyla elinden şampiyonluğunu alanlara gereken en güzel cevabı sahada verir. Bir önceki sezon federasyon kararıyla şampiyon ilan edilen Güneş takımı ise ligi son sırada bitirmiştir. 1938 Aralık ayında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Taksim Stadı'ndaki son maçına çıkmıştır Beşiktaş. Bundan böyle lig maçları uzunca bir süre Şeref ve Fenerbahçe stadlarında oynanacaktır. Dolmabahçe Sarayı'nın karşısındaki has ahırların bulunduğu alana büyük ve modern yeni bir stat inşa edileceği haberleri spor çevrelerini uzun zamandır heyecanlandırmaktadır. Üstelik bu stadın sahasının tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi çim olacağı söylenmektedir. Beden terbiyesi yetkilileri söz konusu alanın bitişiğindeki gazhaneden istimlak yaparak stadı arzu ettikleri büyüklükte inşa edebilmenin mücadelesini vermektedirler. Ancak dünya siyasetinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 1939 yılının Eylül ayı bu hayallerin uzunca bir süre erteleneceğinin habercisidir. 1 Eylül 1939 Cuma günü Alman birlikleri Polonya'ya girer. Bu işgal karşısında 3 Eylül günü İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan ederler. Avrupa'dan başlayarak tüm dünyaya yayılacak, milyonlarca can kaybının yaşanacağı kahredici bir savaş başlamıştır. 1940 Haziran'ında Ankara hükümeti, Türk devletinin bu savaşta taraf olmayacağını ve savaşa katılmayacağını açıklar. Yasaklar ve önlemler birbiri ardına ilan edilir. Her türlü yiyecek ihracı ve Türk gemilerinin yabancı limanlara yapacağı seferler durdurulur. Ekmek haricinde tüm unlu mamullerin yapımı yasaklanır. Pastaneler kapatılır. Gazetelerin sayfa sayıları önce 6 sonra 4 sayfayla sınırlandırılır. Önce büyük şehirlerden başlatılarak kısa sürede tüm yurtta geceleri karartma uygulanmaya başlanır. Vergiler yükseltilir, gelir vergisi %50 artırılır. Savaş çok geçmeden Türkiye'nin batı sınırlarına kadar dayanmıştır. Basın İstanbul halkını şehri terk etmeye çağırmaktadır. Birçok aile İstanbul'dan ayrılmaya başlar. Ekmek kişi başına günde 375 gram, ağır işçiye 750 gram verilmek üzere karneye bağlanır. Ardından bu miktar önce 300 grama, birkaç ay sonra da 150 grama düşürülür. Temel besin maddelerinden birçoğu karneyle satılmaya başlanır. Yokluklar, kuyruklar, peş peşe açıklanan zamlar, ağırlaştırılan vergiler, karneyle dağıtılan ekmek, şeker, gaz yağı ve toplumun iliğini kemiren kara borsa. Türk halkı bir taraf olduğu halde bu savaşın yıkıcı etkisini iliklerine kadar hissetmekte, katlanılması güç bir dönemden geçmektedir. Savaşla birlikte baş gösteren demir ve çimento sıkıntısı, Dolmabahçe'de temeli atılan yeni stat inşaatını da durma noktasına getirir. Resmi açıklamalara göre Ankara ve Manisa'daki statların da planlarını çizen İtalyan mimar Violi, stadı 4001. 4002. ve 12003. mevkii oturacak yeri olan 1. ve 2. mevkilerinin üstü örtülü bir stat olarak planlamıştır. 1939 yılında başlanan stat inşaatına ayrılan 1,5 milyon lira istikak, Dünya Savaşı'nın neden olduğu ekonomik dengesizlikler sebebiyle eriyip gider. 1943 yılında Emlak Bankası'ndan temin edilen 2 milyon liralık ek istikakla
O zamana kadar yalnızca inşa edilecek yeri açılabilmiş stadın yapımına hız verilir. O temel atmaktan önünde ben mesleğe yeni başlamış bir gazeteci olarak hazır bulundum. Temel nerede atıldı biliyor musun? Bayıldım yokuşunun ağzında, kapalı tribünün bittiği noktayla alçak açık tribünün başladığı noktada temel atıldı. Ve o temel ile üzerine inşaat başladı. Zaten gazhane şeyin yıkımı bitmişti, bir tek gazhane vardı. Savaş yıllarında her türlü olumsuz koşula rağmen Kaptan Hakkı'nın bitmez tükenmez hırsıyla şahlanan Beşiktaş futbol takımı altın çağını yaşar. Hakkı Kaptan, kulüp idarecileri Abdullah Posan ve Fehmi Erok'la birlikte mahalle mahalle arsa arsa dolaşmaya, kafasındaki İngiliz oyun sistemine uyacak yeni gençleri aramaya başlar. Kınalı Ada'da bir kır kahvesinde dinlenirken izlediği Kınalı Adalılarla Heybeli Adalıların aralarında oynadıkları maçta 17 yaşındaki Şükrü Güres'i keşfeder. Halil Köksal'ını Perşembe Pazarı'ndan, Yavuz Üreten'i Karagümrük'ten, Çengel Hüseyin'i Kadırga'dan bulup getirir. Babası İsmail Bey'in kolundan tutup getirdiği, "Kaptan, bu çocuk futbol meraklısı. Mahallede camı çerçeveyi indiriyor. Mahallede bunun haşaralığından illallah dedi. Ama senden korkuyor. Al bunu yetiştir. Olursa senin yanında adam olur." diyerek kendisine emanet ettiği Kemal Gülçeli'yi Türk futbolunun en büyük santroforlarından biri olarak yetiştirir. Yıllar boyu rakiplerine kök söktürecek, bileği bükülmez Beşiktaş takımı, kaptanı Hakkı'nın gayretleriyle kurulmaktadır. 1938-39 sezonunda olduğu gibi 1939-40 sezonunda da İstanbul Ligi şampiyonu olur Beşiktaş. İstanbul sahalarında dinmek bilmeyen bir Beşiktaş fırtınası esmektedir. Maç başına 4-5 gol ortalamasıyla oynayan Beşiktaş forvetleri rakip defansların kabusu olmaktadır. ...1940-41 futbol sezonu Beşiktaş tarihinin unutulmaması gereken en önemli sezonudur. Beşiktaş bu sezonda oynadığı lig maçlarının tümünü kazanarak kırılması imkansız bir rekora imza atar ve namağlup şampiyon olur. 18 lig maçında rakip filelere gönderdikleri 84 golle de bir başka rekora imza atmıştır siyah beyazlı oyuncular. Kırılması güç rekorlar, namağlup kazanılan şampiyonluk, bunların hepsi Beşiktaş tarihinin birbirinden önemli satır başlarıdır ama bu sezon içinde ilk kez dile getirilen bir yakıştırma, sıradan bir Beşiktaş taraftarının yankı bulan sesi, Beşiktaş'la Beşiktaşlılık kimliğiyle özdeşleşen ölümsüz bir sembol olacaktır tarih boyunca.